Ormus kolt, Ormus kolt bu kadar çeşitli güzel etkinlikleri özellikleri olduğunu ben biliyordum ama bu kadar da bilmiyordum yani bu kadar da farklı farklı özellik herkes başka şeyler anlatıyor arıyorlar hafta sonu rahat güzel uyku çekmek için diyor Bazıları cuma günü bazıları cumartesi günü. Öyle bir çay kaşığı diyor. Ormuz içiyorum. Çok güzel uyuyorum diyor. Hafta sonu. Biraz uzun uyumak istediğim zaman diyor. Ormuz. <laughs> güzel uyutuyor diyor. Çok iyi geliyor. Bazıları da rüya görmek istediği zaman bir çay kaşığı bir çay kaşığı Ormuz koltan alıyor. Sabaha kadar televizyon seyredermiş gibi net, açık, berrak güzel rüyalar görüyor. Net, açık, berrak. Film gibi rüyalar canlı canlı. Yani kötü kabus görmüyor, kötü şeyler görmüyor. Neden? Bazı insanlar kötü rüyalar görür, kabuslar görür. Neden? Şimdi beyin gün içerisinde kişinin yaşamış olduğu bütün olayları süzgeçten geçiriyor, lüzumsuz olan şeyleri siliyor, temizliyor, atıyor, lüzumlu olanları e, önemine göre sıralıyor, depoluyor şuur altına, beyin altı. Dosyalar açıyor. Her konuyla ilgili dosyalar var. Dosyalara yerleştiriyor. Kütüphane gibi. Dünyanın en büyük kütüphanesi Amerika Birleşik Devletleri'nde kaç kilometre değil? 21 kilometre mi? Ne? Yok 700 kilometre pardon. Uzunluğunda uzunca koyduğun zaman rafları. Ondan daha çok bilgi buraya yerleşebilir insan isterse. Evet. O kadar büyük kapasitesi. sahip. Şimdi Ormuz Kolt ne yapıyor da kişinin daha net, daha güzel düşüncelere, fikirlere, yorumlara yapmasını sağlıyor. Çünkü beyin saniyede milyonlarca neurotransmitter denen hormonsu madde gönderiyor. Komut hücrelere. Diyor ki sen bugün şunu 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 yap. Şöyle şöyle üret, bunu bunu yap vesaire vesaire vesaire. Saniyede 3 milyon hücrelere. Tabi beynin temizse, arıysa, duruyorsa problem değil. 5 milyon, 10 milyon gidiyor. Fakat kişi abur cubur yiyorsa abur cubur gıdaların hepsinde kimyasal var. Bu kimyasalları vücut atamıyor. Beyinde depolanıyor. Aşıdan dolayı beyine civa gitmişti. Bu beynin fonksiyonunu bozuyor. Aşılar bozuyor veya kimyasal ilaç kullanıyorsa bunlar beyinde depolanırsa beyni bozuyor. Beyindeki elektromanyetik akımlarda yavaşlama meydana geliyor. Ne oluyor? Kötü rüyalar görüyor. Kabuslar görüyor. Negatif duygu düşüncelere kapılıyor. Zamanla kişi strese giriyor, depresyona giriyor, intihara ediyor vesaire vesaire. Ormus Kolt ne yapıyor? Temizliyor. Her türlü kimyasalı ağır metal temizliyor. Beyni temizliyor. Beyin sübürgesi diyebiliriz buna.